Arkadaşlar, bu dersimizde sizlere trafik sorumluluğu ile alakalı bir ders anlatacağım. Birincisi, biz araç kullanırken genellikle cep telefonuyla çok fazla konuşan bir millet olduk ve bu akıllı telefonların, hatta öncesinde cep telefonlarının yaklaşık bir 25 sene önce Türkiye'de hayatımıza girdi. Cep telefonlarının Türkiye'ye gelişinden sonra bütün dünyada böyle mi çok fazla araştırmadım o kısmını ama trafik oranı inanılmaz şekilde, trafik kazası oranı inanılmaz şekilde arttı. Riskli, yani yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarına da sebep oldu bu. Biz konuşmanın da ötesinde artık mesajlaşıyoruz. Yani bir boyut öteye geçtik ama negatif olarak bir boyut daha öteye geçtik. Çok fazla mesajlaşıyoruz. Çok fazla elimizde telefon, araba kullanırken hemen hemen herkesin elinde telefon, bütün sürücülerin. Yani yanındaki insanların elinde olması belki çok fazla şey ifade etmez ama sürücülerin elinde cep telefonu oluşu, konuşması ya da yazışması hiç fark etmez. Konuştuğu zaman inanılmaz bir tehlikedir. Artık yazışma moduna geçtiğinde, yani mesajlaşma moduna geçtiğinde bunun ne denli büyük bir tehlike olduğunu artık siz de düşünün. Bunun ardından inanılmaz oranda trafik kazalarının arttığını görüyoruz Türkiye'de. Birincisi, bunun kazaların sebebine gelince çift konsantrasyon, yani bir insan iki ayrı işi aynı hassasiyetle yapma imkanı hemen hemen çok azdır arkadaşlar. Hemen hemen çok az. Yani hem araba kullanayım hem telefonla konuşayım. Yani dikkatli bir şekilde konuşayım aynı zamanda. Hem araba kullanayım hem bir şeyler yazayım. İkisinden birinin muhakkak hatalı ve sorunlu yapacaksınızdır. Biz genellikle telefonla olan irtibatımızı koparmamak için araçla olan irtibatımızı koparıyoruz. Yani dikkatimiz dağılıyor. Bu dikkat dağınıklığından dolayı da işte problemler çıkıyor. Eğer televizyonlarda ya da gazetelerde trafik kazalarının yorumlarına baktığınız zaman, yani metinlerine baktığınız zaman size sunulurken aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı, alkol ve dikkatsizlikten dolayı, uykusuzluk ve dikkatsizlikten dolayı, yani dikkat ederseniz hep dikkatsizlikten dolayı hemen kazanın ana unsurları arasına hemen bir yanına iliştirilir. Dikkatsizlik kesinlikle kaza sebebidir ve büyük kazaların, en büyük kazaların sebebi de dikkatsizliktir. Bu da ikinci bir işle uğraşmaktan kaynaklanır. Lütfen ikinci bir iş yapacaksanız bunu durağan şekilde, durduğunuzda bir kenara çekin, dörtlülerinizi yakın ve konuşmanızı ya da yazışmanızı bitirin, ardından araç kullanın. Ben size bir örnek vereyim, bunu deneyin. Herhangi bir telefonla konuşurken klavyede bir şeyler yazmaya çalışın. Bir de telefonu kapatın, bir şeyler yazmaya çalışın. Arasındaki farka bir bakın arkadaşlar. En iyi yapabildiğiniz iki işi aynı anda yapmaya çalışın. Bakalım birinden biri gerçekten sekteye uğruyor mu? Bir de tek tek kullanın. Tek tek yapmaya çalışın bu işi. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacaksınız. Ondan sonra muhakkak bana hak vereceksiniz. Arkadaşlar, muhakkak biliyorsunuz birçok kişi uyardı ama ben de uyarmakta kendimi sorumlu hissediyorum bu anlamda. Lütfen rica ediyorum. Trafikte araç kullanırken cep telefonlarından uzak durun. Elzem, önemli bir mesele yok ise uzak durun. Önemli bir şey varsa da lütfen bir kenara çekin. Bu meseleyi halledin, ardından araç kullanın. Teşekkür ediyorum. İyi dersler.